Adolf Hitler bu iki zaferle o kadar tatmin oldu ki, Temmuz ayında Erich von Manstein'a mareşallik asasını yolladı. Bu, bir asker için kariyer zirvesiydi. Ama her yükselişin bir de düşüşü vardır. İşte o düşüş de bir sonraki bölümün konusu olacak. Wehrmacht düşerken. Hitler onu Sivastopol'daki başarısından ötürü Leningrad'a yolladı. Leningrad uzun süredir kuşatma altındaydı ve durum pek de Almanların istediği gibi değildi. Manstein şehrin düşeceği konusunda pek umut beslemese de Ladoga Gölü batısına yapılacak Kuzey Işıkları Harekatı'nı tertipleme görevini üstlendi. Bölgeye geldiği 27 Ağustos'ta Rusların saldırıya geçtiğini görünce önceliğini bu taarruzu durdurmaya verdi. O Leningrad meselesiyle uğraşırken güneyde, Stalingrad'da 2. Dünya Savaşı'nın en ikonik muharebesi devam etmekteydi. Almanlar şehri almak için yüklenseler de Ruslar destansı bir direniş yaptılar. Bu direnişi takiben 19-20 Kasım'da Uranüs harekatıyla saldırıya geçip Alman 6. Ordusu ile 4. Panzer Ordusu'ndan bazı birliklerini kuşatmayı başardılar. 20 Kasım 1942 Stalingrad ve Doğu Cephesi için sonun başlangıcı olacaktı. Alman Genel Karargahı acil müdahale için Don Ordular grubunu kurdu. Hitler, Manstein'in durumu kurtarabileceğini düşünüp onu adı geçen birliğin başına getirdi. Görev, Stalingrad'daki General Paulus'un 6. ordusunu kurtarmaktı. Fakat Mareşal'in önünde 3 önemli sorun vardı. İlki, birliklerin yetersizliği ve adam akıllı takviye edilemiyor olması, ikincisi zamanının kısıtlığı, üçüncüsü ise sorumluluk ve yetki kriziydi. Mareşal, ordu grubunun tamamından sorumluydu. Ama tüm birimleri komuta etmesi engelleniyordu. Hitler bazen onu atlayıp alt birimlere bizzat merkezden emir veriyordu. Bunlara rağmen Hitler'in emriyle kendisi çok istekli olmasa da Stalingrad cebindeki Almanları kurtarmak için 12 Aralık'ta kış fırtınası harekatını başlatıp Hermann Hoth ve panzerlerini ileri sürdü. Hoth önünü süpüre süpüre 19 Aralık'ta Stalingrad'a 48 kilometre kadar sokuldu. Manstein kış koşullarında ve Rus direnişi karşısında buradan öte gidilemeyeceğini anladığında kritik saatler başladı. Aynı sıralarda Sovyet orduları da küçük Satürn harekatıyla Don Ordular grubunu sol tarafından sarıp Rostov'a varmak istiyordu. Eğer bu gerçekleşirse Ruslar Wehrmacht'ın bir kolunu adeta kesip atacaktı. Saatler ilerledikçe gerilim ve heyecan da arttı. Manstein solundan sarılmamak için operasyonu iptal etme niyetindeydi. Ama Hitler'in emirlerine karşı gelmekten korkuyordu. Ayrıca 6. ordunun kurtarılabilmesi için Paulus'un yarma harekatı yapması gerektiğinin farkındaydı. Fakat Hitler buna izin vermiyordu. Manstein da Führer'in otoritesine karşı geliyormuş gibi gözükmek istemediği için 6. orduya açıktan açığa kuşatmayı yarın emri veremedi. Gizlice Stalingrad'a adam sokup Paulus'a inisiyatif almasını tavsiye etti. Manstein, Hitler'den ne kadar korkuyorsa, Paulus da o kadar korkuyordu. Ve o da Hitler'in defalarca reddettiği yarma harekatını yapma sorumluluğunu almadı. Hitler'in komutanlarını dinlemeyişi, inadı ve generallerinin Führer'e kafa tutamayışı 6. ordunun sonunu getiriyordu. Mareşal, Hitler'in fikir değiştirme ihtimaline karşı tanklarını birkaç gün daha ileride tutsa da, düşmanın baskısı yoğunlaşınca kış fırtınası operasyonunu iptal etti. Rusların ilerlemesi karşısında Donetsk nehrinde yeni bir savunma kurulması icap ediyordu. Ama Hitler bu kez de A ordular grubunu Kafkaslardan çıkarmak istemedi. Bu istek, Don grubunun kendi sol tarafından feragat edip A grubunun ikmal hattını korumaya itiyordu. Eğer ısrar sürerse, Rus askeri hem A grubunu hem de Don grubunu solundan sarıp imha edebilirdi. B ordular grubu Ruslar tarafından itilince felaket çanları çalmaya başladı. Güney cephesi her an çökebilirdi. Hitler nihayet Ocak 1943'te Kafkaslardaki orduları çekmeye karar verdi ve buradaki 1. Panzer ordusunun bir kısmını Manstein'e destek olarak yolladı. Almanlar Ocak sonunda Donetsk nehri hattında ilerleyip burada pozisyon aldılar. Sovyetler bundan cesaret alıp saldırılarını arttırdılar. Sıçrama harekatıyla Dnieper nehrine ilerleyip Don ordu grubunu bypass etmek ve Yıldız harekatıyla da kötü durumdaki B ordular grubunun olduğu taraftaki Harkov ve Kursk'u almak için düğmeye bastılar.
çifte taarruz harekatı başta başarılı ilerledi. Almanlar geniş bir alandan geri çekilmek zorunda kaldılar. Mareşal Hitler'in yanına gidip Don Ordu grubunun yeniden hareketli manevra yapabilmesi için Rostov'dan çekilmek gerektiğini söyledi. Hitler istemeyerek de olsa bunu kabul edince Mareşal savunmayı bırakıp yeniden hücum gücü kazanmak için geri çekildi. Böylece etrafından sarılma ihtimali de azaldı. Bu sırada Lanz müfrezesi ve Hauser'in SS Panzer Kol ordusu var gücüyle Harkov'u General Golikov'a karşı korumaktaydı. Ümitsizce şehri savunan ve kıskaca alınmak üzere olan bu iki kuvvet 14 Şubat'ta Manstein'in emrine verildikten 2 gün sonra Harkov Rusların eline geçti. Burada Mareşal resmi kanallardan Hitler'in emri uyarınca şehri savunun derken gayri resmi yollardan SS Panzer Kol ordusuna kuşatılmadan şehirden çıkmasını telkin etmişti. Bu kafa karıştıran bir durumdu. Büyük ihtimal Mareşal, Hitler'in gururunun Stalingrad'da neler yaptığını gördüğü için işe yarar birlikleri zayi etmemek adına çaktırmadan panzer gruplarını olay yerinden almayı hedeflemişti. Harkov düşünce küplere binen Hitler, kendisini görevden almak için bizzat cepheye geldiğinde Mareşal, suçu astlarına atıp işten sıyrılmış, üstüne bir de Vatutin'in güçlerini durdurduktan sonra Harkov üzerine yapacağı planı Führer'e kabul ettirmişti. Kısa süre sonra Güney Ordu Grubu kurulup bölgedeki tüm birlikler Manstein'a bağlandı. Mareşal'in yeni görevi hem Yıldız hem de sıçrama harekatını durdurup Harkov'u geri almaktı. İyi de Wehrmacht'ın buna yetecek gücü kalmış mıydı ki? Sovyet karargahı Svatka yanlış bir öngörüyle Güney cephesindeki Almanların Dnieper'in batısına çekildiğini zannediyordu. Bu yüzden Voroney, Güneybatı Ordu Grupları ilerlemeye devam ettiler. Ama Manstein'ın çekildiği falan yoktu. O geri çekilip kendisine bir taarruz alanı oluşturmuştu. Alman Mareşal'in planı ters vuruş yapmaktı. 23 Şubat'ta Hermann Hoth'a panzerleri yürütmesi emrini verdi. Alman birlikleri Dnieper nehrini geçmeye hazırlanan Vatutin'in 6. ordusunun kanatlarına saldırdılar. Ruslar bir anda afalladılar. 3 panzer kol ordusu karşısında karşılık dahi veremeden parça parça mağlup edildiler. Golikov güneydeki durumu öğrenip destek yollama kararı aldığında inisiyatif çoktan Almanların eline geçmişti. Üst üste başarılar kazanan SS Panzer Kol Ordusu ve 48 Panzer Kol Ordusu 6 Mart'ta Harkov'a ilerleme emri aldı. Şehir önlerinde yapılan birkaç günlük muharebeden sonra Almanlar 16 Mart'ta şehri aldılar. Bir hafta sonra da Donetsk nehrine dayandılar. Modern savaş tarihinin en parlak zaferlerinden birini teşkil eden Harkov ilerlemesiyle Manstein, Rusların doğudaki güçlerini büyük bir zayiata uğratarak kendi tarafına nefes alması için 3-4 ay kadar zaman kazandırdığı gibi Yıldız ve sıçrama harekatlarını da kırıp Güney cephesini yeniden tesis etti. Özellikle Harkov'un tekrar alınmasına sevinen Hitler cepheye gelip Mareşal'i tebrik etti. Bu zafer aynı zamanda Wehrmacht'ın daha bitmediğini, hala operasyonel gücünü koruduğunun bir kanıtı oldu. Parlayan bu umut yıldızı herkesin aklına aynı soruyu getiriyordu. Acaba Wehrmacht düştüğü yerden kalkabilecek miydi? Şüphesiz ki elinizde Manstein gibi bir deha varsa böyle bir ihtimal her zaman var demekti. Komutanların çoğu daha gerilerde sağlam bir savunma hattı kurulmasını isterken Stalingrad'dan dolayı gururu kırılan Adolf Hitler intikam ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Bu yüzden her zamanki gibi saldırı emrini verdi. General Manstein saldırı için en uygun yerin Harkov'un alınmasından sonra oluşan Kursk çıkıntısı olduğunu söyledi. Rusların asker gücünün 5'te 1'i burada toplanmıştı ve eğer başarılı olunursa Kızıl Ordu'ya ağır bir darbe indirilmiş olacaktı. OKH Genelkurmayı Kursk'u hedefleyen Zidatelle yani Hisar Harekatı'nı hazırladı. Bu harekata göre Günter von Kluge'nin merkez ordusu kuzeyden, Manstein'in güney ordusu güneyden saldırıp Kursk'ta birleşecekti. Harekatın genel idaresi ise Manstein'de olacaktı. Mareşal, kıskaç ve yıldırım harekat tarzlarının hızlı ve şaşırtıcı hücumlara dayandığını bildiği için Nisan ayında saldırmak istiyordu. Hitler ise tereddütlüydü ve Manstein'ı dinlemedi. O derme çatma değil, adam akıllı ve büyük bir harekatla kesin zafer istiyordu. O yüzden bölgedeki güçleri en iyi şekilde takviye etmek için harekatı yaz mevsimine erteledi. Bu noktada Panzer Kuvvetleri Genel Müfettişi Heinz Guderian, Hisar Harekatı'na karşı çıktı. Eldeki son ihtiyatların Kursk için harcanmasını istemiyordu. Ama Hitler'in komutanlarını dinlememe becerisi üst düzeydi. Her boku kendisi biliyordu. Siyasetçi de oydu, mühendis de oydu,
Asker de oydu, ekonomist de oydu. Yine bildiğini okuyup açık açık herkesin gözü önünde Kursk'u takviye etti. Saldırı yönünü açık açık gören Rusların eli armut toplamıyordu elbet. Sovyet Başkomutan Vekili Jukov, Kursk'ta dünyanın en iyi savunmalarından birini kurdu ve Almanların Blitzkrieg'ine karşı sürpriz önlemler aldı. Almanlar 900 bin asker ve 3 bin tanktan oluşan güçleriyle 5 Temmuz 1943'te Hisar Harekatı'nı başlattılar. Dünyanın en büyük tank muharebesinin detaylarını sağ üstteki karttan izleyebilirsiniz. Harekat hiç de Almanların beklediği gibi ilerlemedi. Ruslar işi siper savaşına çevirdikçe Almanların kayıpları arttı. İlerleme hızları düştü. Güney cephesinde belli bir başarı yakalanmasına rağmen kuzeydeki kıskaç kayda değer bir ilerleme gösteremeyince Hitler 12 Temmuz'da büyük bir hayal kırıklığıyla operasyonu iptal ettiğini açıkladı. Manstein, güneyden ilerlemeye devam ederek rakibi sarabileceğini, faaliyeti şimdi sonlandırmanın zaferi zayi edeceğini söylese de Führer'i ikna edemedi. Hitler, Rusların sarılamayacağına kanaat getirdi ve en iyi ihtiyatlarını müttefik kuvvetler 10 Temmuz'da Sicilya'ya çıkarma yaparken heba etmemeye karar verdi. Birliklere savunma pozisyonu almasını emredince de Manstein'ın bu girişimi başarısızlıkla neticelendi. Kursk Muharebesi biter bitmez, Ruslar Mius ve Donetsk nehirlerine ufak çaplı harekatlar yaptılar. Kursk'ta rakibini epey ezdiğine inanan Manstein, zırhlı birliklerini güneye kaydırdı. Bu hareket, onun hayatı boyunca yaptığı en büyük yanlışlardan biri oldu. Rusların güneydeki hareketlenmeleri sadece bir yemlemeydi. Svatka ve Zhukov daha Kursk Muharebesi bitmeden hazırlık yapmışlar ve General Vatutin'i takviye etmişlerdi. Vatutin, Harkov tarafında oluşan boşluktan faydalanıp 3 Ağustos'ta Rumantsev harekatını başlattı. Stalingrad'dan bu yana en büyük Sovyet taarruzu olan bu harekatta Ruslar 1800 tank ve 150 bin adam kaybetseler de 22 Ağustos'ta Harkov'u alıp Dnieper'e ilerlediler. Mareşal yine bir ters vuruş yapmak izni istese de Hitler daha fazla geri çekilme istemiyordu. Böyle olunca Almanlar Güney Cephesi'nin hemen hemen her yerinde zor duruma düştüler. Ağustos boyunca 130 bin adam kaybettiler. Cephede hala 800 bin asker ve 500 tank vardı. Ama karşı tarafın 2.6 milyon askeriyle 2400 tankı mevcuttu. Hitler geri çekilmeye, cephe her yerinden delik deşik olduğu zaman 15 Eylül'de izin verdi. Manstein hızlıca nehre çekilip bir soluk almayı planlarken 3. Rus Muhafız Tank Ordusu muazzam bir ilerleme kat ederek Almanlardan önce nehri geçip Manstein'ın almak istediği soluğu bir anda kesiverdi. Almanlar her cephede kaybediyorlardı. Artık ümitler eskisinden daha azdı. Manstein'ın Ukrayna'daki güçleri Eylül 1943'te Dnieper'in batısında zor da olsa mevzilendiler. Sovyetler daha önceden elde ettikleri köprü başları vasıtasıyla ilerleme niyetindeydiler. Hedefleri bu sefer Kiev'di. General Vatutin düşmanını iyi okuması sayesinde 6 Kasım'da Manstein'dan aşağılayıcı bir şekilde Kiev'i aldı. Sakin karakterli olan general delirmişti. Takviye alıp 15 Kasım'da saldırıya geçti. Büyük muharebeler yaşanmasına rağmen Kiev geri alınamadı. 1943 yılının geri kalanında inisiyatifi elinde tutan Ruslar, Güney Ordular grubunun sol yanını geçen sene olduğu gibi yine zayıflatmayı başardı. Manstein açıkta kalan kanadını başka yerden bir destekle kapatmak isteyince Hitler'le büyük bir tartışma yaşadı. İkilinin arası giderek açılıyordu. Rusların 1 ve 2. Ukrayna ordu grupları 1944 yılı başında Almanların Dnieper nehrinde tutunabilen son birliklerini kıskaca almak için harekata başladılar. Ocak 1944 sonunda Konev güneyden, Vatutin kuzeyden saldırıp 60 bin kadar Almanı Korsun'da paketledi. Mareşal 1 Şubat'ta Vanda harekatıyla kuşatılan birliklere yardım götürmeye karar verdi. 2 hafta kadar süren çarpışmalarda ağır kayıplar veren Almanlar cebe 7 kilometre kadar yaklaştı. Bundan sonrasında cepteki askerlerin yarma yaparak cepten çıkması lazımdı. Hitler buradaki askerlere son nefesinize kadar direnin dese de Manstein onu dinlemeyerek 16 Şubat'ta Korsun cebindeki askerlerine yarma harekatı yapmasını emretti. 60 bin askerin 40 bini kurtarıldı. Mareşal bu hareketle askerlerini kurtarmıştı. Ama Güney Orduları grubunun iyi durumdaki son ihtiyatlarını da bu iş için harcamış oldu. Sovyet kuvvetleri Wehrmacht'ı nehrin çok gerisine sürmüştü ve Güney Ordular grubu 900 kilometrelik hattı savunacak halde değildi. Yaralanan Vatutin'in yerine bizzat geçen Zhukov,
1 ve 2. Ukrayna ordu gruplarıyla 4 Mart'ta saldırıya geçip Alman 1. Panzer ordusunun üzerine ilerledi. Ve aynı ay içinde 200 bin Alman askerini kuşattı. Manstein'ın bu sefer yapabilecek bir şeyi yoktu. Takviye gelmezse her şey onun için bitmiş olacaktı. Hitler'den yardım talep etti ve 1. Panzer ordusunu çemberden çıkarmak için izin istedi. Hitler batıdan takviye yollayacağına söz verse de Panzer ordusunun olduğu yerde kalmasını emretti. General Zhukov işinin kolay olacağını düşünürken oluşan hareketlilik onu şaşırttı. Manstein, Stalingrad'da yapamadığını yaparak Hitler'in emirlerini hiçe saydı. Ve 27 Mart'ta çemberin içindeki Valentin Hube'ye yarma harekatı yapması için gerekli emirleri verdi. Mareşal bu girişimin sonucunu göremedi. Çünkü Hitler emrine itaat edilmemesine sinirlenip 30 Mart'ta onu görevden aldı ve hiçbir şekilde bir daha görev vermedi. Mareşal kızağa çekilmişken Hitler karşıtlarıyla irtibata geçti. Ama Hitler'e olan sadakatini sürdürdüğünü söyleyerek komploya karışmadı. Öte yandan komplocuları gammazlamadı da. İki taraflı oynamaya gayret etti. 1945'te savaş bitince müttefiklerce savaş esiri olarak İngiltere'ye götürüldü. 1949'da yargılandı ve savaşta işlediği insanlık suçlarından dolayı 18 yıl hapse mahkum edildi. 4 yıl kadar yattıktan sonra hapisten çıktı. Savaş sonrası kurulan yeni Alman ordusuna danışmanlık yaptıysa da bir savaş suçlusunun danışmanlığına sıcak bakılmayınca görevden uzaklaştırıldı. Bundan sonra hatıralarını yazan Erich von Manstein 1973 yılında 86 yaşında vefat etti.